Arkadaşlar merhabalar. Şimdi ben bu halıların üzerlerini yoruldum. Döverek süpüreceğim şimdi. Döverek. Dövme ayağını takayım. Siz de görün. Çok fazla ses yapacak. Çok fazla çekemeyeceğim. Kafanız ağrık olmak için. O yüzden sadece bunu süpüreceğim görün diye. Ondan sonra öbürünü süpüreceğim. Tabii onu siz göremeyeceksiniz. Burada görün diye yapacağım bunu şimdi. Bu baba süpürmesi çok güzel. Temizleniyor. Beni görebiliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. Şimdi süpürülen yeri toz döküldü bak buraya. Tozu süpüreceğim şimdi. Kamyonun içindeki toprak. Halıları bu şekilde süpürüp kaldıracağım. Arkasını da döveceğim. Bunların ben üzerine süpürmüştüm. Şimdi bunu da süpüreceğim. Şöyle çekeyim. Görün diye. Böyle. Şimdi o ayağımı takayım. Önce üzerlerini bu ayakla süpürdüm. Sonrasında dövme ayağıyla döveceğim onları.
Sonra ters çevireceğim halıyı. Tersinden de bu şekilde süpüreceğim. Halıların içindeki tozlar yere dökülüyor. Sonrasında bu halıları da buhar makinesiyle sileceğim. Dezenfekte edeceğim yani. Şimdi çalışsın bakayım. Tersinden de döverek süpüreceğim. Sonra bunları buhar makinesiyle temizleyeceğim. Sileceğim üzerlerini. Tersini silmeyeceğim yani. Böyle çevireceğim. Deminki gibi. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Sizin başınızı çok fazla ağrıtmayayım bu anlamda. Tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Ay ben çok yoruldum bugün. Halıları tamamen hepsini süpürdüm. Arkalı, önlü. O gördüğünüz gibi döverek süpürdüm. O çok yoruyor. Yani hemen üstten süpür katla değil. Önce süpürme ayağınla bir güzel süpürdüm. Sonra dövme ayağıyla bir güzel döverek yıkadım. Ay süpürdüm. Yıkadım diyorum. Döverek süpürdüm. Arkalı önlü. Yerleri de süpürmek icap ediyor. İçindeki tozlar yere dökülüyor çünkü. Habire ayak değiştir. Ayak tak. Bugün halıları hallettim. Yatak odasının camını sildim. Oraya biliyorsunuz kuşlar geliyor. Pisliyor. Perdelerini yıkadım. Onları taktım. Çocuğun odasındaki perdeleri yıkadım. Yıkanacak yarın. Onları yıkamadım pardon. Onları daha yıkamadım. Camını sildim ama. Şimdi bu akşam takabilir miyim bilmiyorum. Takamazsam da yarın takarım onları. Salonun camları var. Şimdi dip bucak yaptığım için hani üstten öyle süpür hemen sil toz al o şekilde olmuyor. Çünkü aşağı yukarı bir ayı aşkındır. Burada yoktum tabii. Oğlan çocuğu ne kadar yapacak? Üstten üstten öyle normal bir süpürgemiz var.
şey gibi küçük süpürge, elektrikli o da. Dyson gibi. Ama Dyson değil de ona benzer bir şey. Yani markası Dyson değil. Onunla süpürüyor tabii. Ne kadar olacak? Kaldırıp silmedikten sonra. Bütün her tarafı. Halılarını süpürdüm. Dövdüm arkalı önlü. Neyse onları kaldırdım bir kenara. Koltukların yastıkları vardı. Onları yıkadım makinede. Dışarıya astım. Dışarıda da yağmur çiselemeye başladı. Şu anda yok da. Astım. İşte bir saat sonra falan yağmur çiselemeye başlayınca bir anda yağmur yağacak zannettim. Aldım onları içeriye. Cam açık şimdi. Mutfakta oturuyorum. Çay da içiyorum. Ama çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum bugün. Sırtım ağrıyor. Ay. Bugünlük işlerimiz bu kadar arkadaşlar. Yarın da halıları buhar makinesiyle arkalı önünü gene sileceğim. Çekyatları öyle. Onları da süpürdüm. Onları da buhar makinesiyle sileceğim. İyice bir dezenfekte olsun. Yarın cam var. Çocuğun odasını yaptım. Yatak odasını yaptım. Bir de salon var. Salonda işte o kızın çeyizi var. Bugün yatak odası gelmiş. Onu yerleştireceklerdi. Gitti bugün olan sabah. Bir de onların işi var. Onlar gerçi kendileri yapıyor. Ben bir şey yapmıyorum da. Yapamıyorum daha doğrusu. Nasıl yapayım Şükrü ile beraber? O yüzden biz yaparız anne dediler. Zaten şey eşyaları ben beğenmeyeceğim. Sonuçta onlar beğenecekler, onlar kullanacaklar. Ben gitsem ne olacak? Oğlan dedi, anne dedi yerleri ben sildim, veli dağılmış oradan. Hatay leğen al oğlum buradan giderken dedim. Ben aldım anne oradan dedi. Bir de tembih ediyorum ona. Sakın diyorum yerleri sildiğinde mutfağında o şeylerini falan silme, dolaplarını. Öyle yapma diyorum. Yok diyor, yerleri sildim ben sadece diyor. Yani onların işi de var. Benim işim de var. Daha bitmedi. Yani derinden yaptığım için temizliği. Yavaş yavaş. İnanın ki halim yok. Dinlene dinlene yapacağım. Ne yapayım? Başka çarem kalmadı. Başka çarem de yok zaten. Çünkü tek başınayım. Biliyorsunuz Şükrü bugün birazcık gitti arkadaşına. O yüzden makineyi açtım. Çünkü evdeyken pek kafası ses kaldırmıyor. Başı ağrıyor. Bak şu anda da uyudu mesela, yemek yedi. Ben de dedim bu videoyu sonlandırayım. Size yükleyeyim. Böyle bir konuşma yapayım. Evet arkadaşlar, bugünkü işlerimiz bunlardı. Yarın Allah nasip ederse, sağ kalırsak, ölmez sağ kalırsak inşallah, diğer işleri de yapmaya devam edeceğiz. Onları da size çekip gösteririm. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı esirgemeyin. Biliyorum yorum da yapıyorsunuz, görüyorum zaten. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorum yazan arkadaşlarımıza, beğeni yapan arkadaşlarımıza, izleme yapan arkadaşlarımıza hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.